Hello. Nasıl bir giriş yapsam? Kameradan çok uzun süre ayrı kaldım gibi hissediyorum. YouTube'dan bir şey paylaşmıyorum, çekmiyorum özellikle YouTube için. O yüzden şu an biraz heyecanlıyım. Ama tekrardan hoş geldiniz yeni videoma ve kanalıma. Şimdi öncelikle yeni bir yerdeyim. Yeni bir odadayım. Artık burası benim uzun bir süreliğine kalıcı yerim. Neredeyse bir ay olacak. Az kaldı. Bir aydır buradayım. Stuttgart diye bir sistem var. Onların yurdu. Ve hikayesi çok ilginç. Ben buraya başvurduğumu tamamen unutmuştum arkadaşlar. Ağustos'ta galiba işte master kabulümü alır almaz direkt zaten ev bakmaya, yurt bakmaya başladım ve hemen hani devlet yurtlarına başvuru yapın dediler. Ben de öyle yaptım ve bana 18 ay bekleme süresi söylendi. Herkese söylendiği gibi. Başvurduğum yurtlara da şu şekilde hani bazılarının konumlarına bakmıştım. 3 tane başvurma hakkımız vardı. Konumlarına bakmıştım. Böyle en çok konumu hoşuma giden bildiğim kadarıyla Google Maps'ten o yurtları yazdım. Ancak bu yurdu da isminden dolayı yazmıştım. Doğruyu söylemek gerekirse bir daha asla yapmayacağım bir şey. Gerçekten böyle isime, kapağa göre bir şey almayın, bir şeye tamam demeyin derim ben size. Neyse, kötü mü oldu? Hayır, asla kötü olmadı. Çünkü tam eski kaldığım yerden çıkmam gerekiyordu ve bulduğum başka bir yer vardı ama orası da 2 aylıktı. Hani böyle 2 ay, 2 ay. Gerçekten çok yorucu oluyor sürekli taşınmak. Gerçekten buraya taşındığımdan itibaren kafam ev konusunda bayağı bir rahatladı. Çok şükür bir yerim var artık. Hani kendime ait. Tamamıyla kendi eşyalarımı koyduğum. Daha henüz dekorasyona dair hiçbir şey yapamadım. Sadece valizimden boşalttım eşyaları ve böyle yerlerine koydum yani. Çünkü sınav falan uğraştık. Böyle işe başladım. Evet, mini bir job yapıyorum. Öyle derken tamamıyla istediğim gibi şu an dekore edemiyorum henüz olarak. Çok eksiklikleri var. Yani temel olarak eşyalı bir oda. İşte masa, sandalye, dolap ve yatak var ama onun dışında işte çok hiçbir şey yok yani. Bir koltuk mesela alabilirim. Şurası bir boşluk alanı. Annem geldi Berlin'e ve taşınmama yardımcı oldu. O yüzden çok mutluyum. Onunla da burada çok güzel vakit geçirdik. Ve sınavlarımız vardı. Dönem sonu sınavlarımız gelmişti tam üzerine. Çok şükür 5 tane aldığım dersten 3'ünü şu anlık geçtim. Daha önümüzde 2 tane vermem gereken sınav var. Bir tanesi haftaya bir sınav. Bir tanesi de Mart'ın sonunda teslim etmem gereken bir paper, makale ve araştırma yazmam gerekiyor. Daha sonra bu kış dönemini, ilk dönemimi Berlin'de kapatıyoruz ve ikinci döneme zaten çoktan kayıt yaptırdım. Bakalım ikinci dönem nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Dersleri çok merak ediyorum. Berlin havaları ısınacak diye umuyorum. Gerçekten hava o kadar şu an beyaz ki ring light olarak kullanabiliyorum. Pencereden gelen ışığı. Bunu anlatmak istiyorum aslında bütün bu konulardan bağımsız olarak. Ocak 2023 ayı. Benim için gerçekten çok böyle yoğun düşünme, duygu silsilesi içerisinde kendimi irdelediğim, hayatımı irdelediğim, sürekli gerçekten sabah akşam düşüncelerimi yazdığım, okuduğum, meditasyon yaptığım, kendimle gerçekten baş başa kalmak ne demek onu çok daha iyi anladığım ve özümsediğim bir aydı. Ve bu ay böyle düşünün hani duyulduğu kadar kolay geçmedi tabii ki benim için de. Çok yalnız kalıyorsunuz, yalnızlığınızla yüzleşiyorsunuz ve kendi içinize dönmek aslında görmek istemediğiniz taraflarınızı da ya da hiç dokunmak istemediğiniz yerlerinize dokunduruyor. Bunun duygusal olarak ağırlığı olabiliyor tabii ki. O yüzden Ocak ayı çok uzun bir aydı benim için. Ama şunu söylemeliyim ki o zaman daha ilk evimdeydim. İlk yerimden bu şekilde bir kendimce bir ruhsal
mental temizlik yaparak çıktığım için çok memnunum. Oradaki bazı şeyleri çünkü geride bırakarak buraya taşındım. Ve tam işte Ocak ayının sonlarında şöyle bir düşünce gelmişti aklıma. Tamam artık ben Berlin'deyim. Bunu görüyorum. Hani bunu kabul ediyorum. Buraya gelmeyi ben seçtim. Her şeye rağmen, bütün olanlara rağmen ve çünkü niye böyle söylüyorum? Çünkü bir hayalle geliyorsunuz ama o hayal gerçeğinizle uyuşmuyor çoğu zaman ve bununla yüzleşmek zor olabiliyor. Ama elinizdeki sahip olduğunuz şeyleri görüp, onların kıymetini bilip, onların değerini bilip, onları başka bir şeye dönüştürmek ve yine de bir şeyleri değiştirme gücünün sizde olduğunu hatırlamama yardımcı olan bir dönemden geçtim diyelim. Ve bütün bu süreçlerin ardından dediğim şey şuydu kendi kendime. Benim önceliklerim neler? İşte mesela ev bulmaktı o zaman. Kalıcı, uzun dönemlik bir ev bulmaktı. İşte bir tık bürokrasi işlerim var. Onları kolayca halledebilmek, ondan sonra bir iş bulabilmek gibi gibi şeylerdi. Ve oturdum bir akşam yine böyle şey hani gerçekten sürekli şey modundaydım. Loş ortam, geceleri loş ışık, mumlar yakıyorum işte müzik. Böyle mantra çok dinledim gerçekten. Özellikle bir mantra var ki bana çok iyi geldi öyle diyebilirim. Bu düşüncelerin ve enerjisi olarak şu anda ve burada olmamla birlikte tek dediğim şey şuydu. Tamam. Olması gerektiği gibi oluyor her şey ama ben artık Berlin'e yerleşmeye hazırım. Ve son birkaç yıldır hayatıma baktığım zaman bir kafa karışıklığı, bir böyle bir yerleşememe, bir nerede olacağıma karar verememe hali içerisindeydim. Ve beni bir şeyler Berlin'e getirdi. O da master özellikle. Bunu yapmak için bu deneyimi, bu bilgiyi buradaki öğreneceğim şeyleri hayatıma katmak için buraya geldim. İnsan olarak birçok şey yaşıyoruz hepimiz ve bunları gerçek farklı bir bakış açısından bakabilmemiz için bazen zamana ihtiyacımız oluyor. O yüzden bu zamanı kendimize tanımalıyız ve kendi kendimize kalıp birazcık kendi düşüncelerimizi, kendimizi irdeleyebilmeliyiz dürüst bir şekilde. Ve uyudum ben bu düşüncelerle. Daha sonra sabah uyandığımda ilk gördüğüm şey maillerimi kontrol ettim ve bu yurttan bana bir yer geldi. Ve arkadaşlar gerçekten tamamıyla yurt başvurusu yaptığımı unutmuştum. Hani artık yurt beklentim kalmamıştı. Çünkü 18 ay bekleme süresi diyorlardı. Benim daha Berlin'deki 4. ayımda falanım yani. O yüzden hiç bu seçeneği düşünmüyordum. Bu fırsatı yakalamış olmak da bir noktada size yetmiyor. Çünkü yine tam olarak istediğiniz şey değil. Ve bir yanda istiyoruz ki her şey istediğimiz gibi olsun. Ama çoğunlukla biz aslında istediğimiz şeye ulaşmak için hazır olmuyoruz. Hem mental olarak, hem belki fiziksel olarak, hem çevresel olarak, hem o bilinç olarak o istediğimiz, hayalimizdeki şeye ulaşabildiğimizde onun kıymetini bilebilmemiz için öncesinde bazı deneyimler yaşıyoruz. Bazı farklı yaşantılar görüyoruz, yaşantılar deneyimliyoruz. Şey oldu ama eninde sonunda tabii ki burayı tuttum. Çünkü uzun dönem bir yere sahip olmak ve ikametgahınızı buraya alabilmek Berlin'de çok büyük bir konu. Çoğu insanın muzdarip olduğu, problem yaşadığı bir konu. Ve ben böyle bir fırsatı yakalamışım. Niye kabul etmeyeyim? Saçmalık olurdu zaten diyorum. Ama demek istediğim hangi frekansta durup kendinizi nasıl tanımladığınız. Çünkü ona göre bir şeyler şekilleniyor hayatınızda. Ve kendinize olan inancı kaybetmemeniz en önemli şey. Çok fazla uzatmıyorum. Çok uzattım zaten. Video çok uzun oldu. Bunları ben editleyeceğim şimdi. Ama bugün güzel bir gün. Buradaki ilk arkadaşlarımdan birinin doğum günü. Onun için bir akşam yemeğine gideceğiz. Ben video çekmeyi çok seven bir insanım. YouTube'a başlama sebebim de bu. Halimi kaybetmeden devam etmek istiyorum YouTube'a. Olduğunuz için çok teşekkür ederim. Gerçekten bu videonun sonuna kadar izlediyseniz sizleri çok seviyorum. Abone olan her kişiye çok teşekkür ederim. Ve şimdiden videomu beğenip abone olduğunuz için çok teşekkür ederim.
Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.